savunma sanayi denilince tarihe adını altın harflerle yazan isimleri ele almaya devam ediyoruz. Bu hafta iz bırakanlarda Nuri Demirağ var. Asıl adı Mehmet Nuri Demirağ olan Nuri Demirağ, 1886 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya gelir. Henüz 3 yaşındayken babasını kaybeder ve annesi tarafından kıt kanaat geçinerek büyütülür. Orta öğrenimini Divriği Rüşdiye Mektebi'nde tamamladıktan sonra okuldaki başarısından dolayı öğretmen yardımcısı olarak bir süre kendi okulunda görev yapar. 1903 yılında Ziraat Bankası'nın açtığı memurluk sınavını kazanarak Kangal kazasındaki şubeye, bir yıl sonra da Koçgiri yani şimdiki adıyla Zara şubesine atanır. 1906-1909 yılları arasında Erzurum vilayetinde kıtlık yaşanır. Nuri Bey 1909'da depoda bırakılan buğday ve tahılları kişisel inisiyatifini kullanarak halka uygun bedelle satar. Bu yüzden her ne kadar hakkında soruşturma açılsa da aklanır. 1910 yılında Maliye Bakanlığı'nın sınavını kazanır ve maliye memuru olur. Beyoğlu Gelirler Müdürlüğü'nde memur olarak İstanbul'a atanır. Kısa süre sonra Hasköy Mal Müdürü olur. Maliyenin her kademesinde çalışır. Bir yandan da Maliye Mektebi-i Âlisi'nde gece derslerine katılarak yüksek öğrenimini yapar. 1918'de maliye müfettişi olur. Birinci Dünya Savaşı sona erer ve Mondros Mütarekesi imzalanır. Düşman türlü bahanelerle girdiği vatan toprağında kamu kurumlarının da kendi denetimi altına almıştır. Düşman askerlerinin saygısız ve barbarca tavırlarına daha fazla dayanamaz ve istifa eder. İlk yerli sigara kağıdı. Maliye müfettişliğini bıraktıktan sonra ticaret yapmanın yollarını arayan Nuri Bey, 1918'de yabancıların tek elinde olan sigara kağıdı işine girer. Eminönü'nde küçük bir dükkanda ilk Türk sigara kağıdı yapımını başlatır. Ürettiği sigara kağıdına Türk Zaferi adını verir ve Türk Zaferi sigara kağıtları Türk Kurtuluş Savaşı'nı vermekte olan Türk halkı tarafından büyük ilgi görür. Nuri Bey bu ilk girişiminden büyük kazanç elde eder. Milli Mücadele Yılları. Ancak Nuri Bey'in çok daha büyük bir ideali vardır. Vatan toprağını düşman çizmelerinden temizlemek. Mehmet Nuri Bey, Milli Mücadele döneminde İstanbul'da sigara üretimi ve ticaretle uğraşırken bir yandan da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Maçka Şubesini yönetir. Demiryolu İnşaatı. Kurtuluş Savaşı'ndan bağımsız bir devlet olarak çıkan Türkiye Cumhuriyeti, ülkenin ulaşım sorununa demiryollarıyla el atmıştır. Amaç, en kısa sürede demiryolu ağını genişletmektir. 1926'da Samsun-Sivas demiryolu yapımını üstlenen Fransız şirketi, işi bırakınca ilk etapta yapılacak 7 kilometrelik kısım için açılan ihaleye giren Mehmet Nuri Bey, çok düşük bir fiyat vererek ihaleyi alır. İşin geri kalan kısmı da denemek üzere kendisine verilir. Tapu dairesinde mühendis olan kardeşi Abdurrahman Naci Bey'i de memuriyetinden istifa ettirip kendisine ortak yapan Mehmet Nuri Bey artık Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk demiryolu müteahhiti olmuştur. Kardeşiyle birlikte çalışarak Samsun-Erzurum, Sivas-Erzurum ve Afyon-Diner hattını yani 1012 kilometrelik demiryolunu bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlarlar. Çok dağlık ve kayalık arazide balyozlarla dağları delerek tünel açmak zorunda kalmalarına rağmen işlerini zamanında tamamlarlar. Başarılarından ötürü 1934 yılında Atatürk kendisine ve kardeşi Abdurrahman Naci Bey'e Demirağ soyadını verir. İnşaat işleri. Nuri Bey, demir yolu yapımı sürerken çeşitli büyük inşaat projelerine de başlar. Karabük Demir Çelik, İzmit Selüloz, Sivas Çimento ve Bursa Mirinos tesislerini, Eceabat Havalimanı'nı, Haliç kenarında İstanbul Hal Binası'nı inşa eder. Boğaz Köprüsü Projesi. 1931 yılında İstanbul Boğazı'na köprü inşası projesini başlatır. Yurt dışından uzmanlar getirerek incelemeler yaptırır. San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü ile aynı sistemde bir köprü inşa etmeleri için Golden Gate'i inşa eden firmayla anlaşır. Tüm hazırlıkları bitmiş olan projeyi 1934'te Cumhurbaşkanı Atatürk'e sunar. Cumhurbaşkanı tarafından beğenilse de proje hükümetten onay alamaz ve proje gerçekleşemez. Bu, Nuri Demirağ'da çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Uçak fabrikası ve gök okulu. Avrupa'dan, Amerika'dan lisanslar alıp uçak yapmak kopyacılıktan ibarettir. Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edilenler ise bir sır gibi
büyük bir kıskançlıkla saklanmaktadır. Binaenaleyh kopyacılıkla devam edilirse demode şeylerle beyyude yere vakit geçirilecektir. Şu halde Avrupa'dan ve Amerika'nın son sistem teyyarelerine mukabil yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir. Bu sözlerin sahibi ve aynı zamanda devrin en zengin iş adamı olan Demir Ağa, 1936 yılında uçak fabrikasını kurma girişimlerine başlar. O yıllarda ordunun uçak ihtiyacı halktan ve zengin iş adamlarından toplanan bağışlarla karşılanmaktadır. Kendisinden uçak satın almak için başlatılan bir bağış kampanyasına katılması istendiğinde, "Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim." sözleriyle karşılık vermiştir. Fabrikayı memleketi Diri'de kurmayı planlar. Ancak öncelikle İstanbul'da bir deneme atölyesi kurulacaktır. İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nin yanında atölye binası inşa edilir. Ardından deneme uçuşlarını yapabilmek için Yeşilköy'deki Elmas Paşa çiftliğini satın alır ve üzerine büyük bir uçuş sahası, hangarlar ve uçak tamir atölyesi yaptırır. Uçuş sahası Avrupa'nın en büyük havalimanı olan Amsterdam Havalimanı büyüklüğündedir. Bu alan günümüzde İstanbul Atatürk Havalimanı olarak adlandırılır. Diğer yandan uçakları kullanacak Türk pilotların yetişmesi için bir havacılık okulunun kurulması gerekmektedir. Pistin bulunduğu arazide gökokulu kurulur. Okul 1943 yılına kadar 290 pilot yetiştirir. Yeşilköy'deki gökokulundan önce Diri'de de bir gök ortaokulu açar. Sivas'ın hiçbir ilçesinde ortaokul yokken açılmış bu okulda öğrencilerin tüm masrafları karşılanır ve öğrencilerin havacılığa özenmeleri için İstanbul'a getirtilip uçuş dersleri verilir. Beşiktaş'taki uçak fabrikasında üretilecek uçak ve planörlerin planını Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan çizer. 1936'da ilk tek motorlu uçak üretilir ve Nude-36 adı verilir. 1938'de ise Nude-38 adlı çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı yapılır. Nude-38 1944 yılında Dünya Havacılığı Yolcu Uçakları A sınıfına alınır. 325 km/saat hız yapabilen uçak 1000 km mesafe uçabilmektedir. İlk uçak siparişini 1938 yılında Türk Hava Kurumu verir. Nuri Demirağ havacılık alanında çalışmalarına 1939'da Türkiye'nin ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirerek devam eder. 1941'de tamamen Türk yapımı ilk uçak İstanbul'dan Divriğe uçar. Nuri Demirağ'ın oğlu ve gökokulunun ilk mezunlarından olan Galip Demirağ bu uçuşta pilot olarak görev yapar. Türk Hava Kurumu tarafından sipariş edilen 65 planör kısa sürede teslim edildikten sonra Nude-36 adlı 24 eğitim uçağı tamamlanır ve deneme uçuşları İstanbul'da gerçekleşir. Uçak fabrikasının kapanması. Türk Hava Kurumu'nun siparişi olan ve son olarak İstanbul'dan Eskişehir'e uçan uçakların teslimi için Eskişehir'de bir kez daha test uçuşu yapılması talep edilmiştir. Selahattin Reşit Alan 1938'de Nude-36 uçağıyla iniş yaparken çevredeki hayvanlar havaalanına girmesin diye piste açılan hendeyi görmez ve hendeye düşer. Reşit Alan bu kazada vefat eder. Bu kazadan sonra Türk Hava Kurumu siparişini iptal eder. Nuri Demirağ Türk Hava Kurumu'yla yıllar süren bir mahkeme sürecine girer. Mahkeme Türk Hava Kurumu lehine sonuçlanır. Ayrıca uçakların yurt dışına satılamaması için de bir kanun çıkartılır. Bu yüzden sipariş alamayan fabrika 1950'li yıllarda kapanır. Beşiktaş'ta üretilen uçakların uçuş deneme testleri ve gökokulu için yapılan pistler, hangarlar, üzerlerindeki bütün yapılı binalar o yıllarda dünyanın en büyük havalimanı Amsterdam Havalimanı büyüklüğündeki bütün kurulu tesisler istimlak edilir. İspanya, İran ve Irak'tan alınan siparişler engellenir. Elde kalan uçaklarsa hurdacıya satılır. Nuri Demirağ'ın davayı kaybettikten sonra hükümet üyeleri ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye mektuplar yazarak yanlışlığın düzeltilmesi için yaptığı girişimler başarısız olur. Maalesef fabrika tekrar açılmaz. 71 yıllık hayatında halkın iyiliği için mücadele eden, yurdu Demirağlarla ören, havacılıkta ilklere imza atan Nuri Demirağ, 13 Kasım 1957 yılında hayatını kaybeder.